Merhaba sevgili Yeni Gün TV izleyicileri. Yeni Gün'de Gündem programına hoş geldiniz. Biz her hafta olduğu gibi iç hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı doçent doktor Ece Harman ile birlikte karşınızdayız. Öncelikle hoş geldiniz hoş diyorum. Merhabalar. Hocam merhabalar. Bugün izleyicilerimizin oldukça ilgisini çekecek bir konularla karşılarında olacağız. Hı-hı. Boy kısalığı hakkında konuşacağız. Evet. Eminim birçok merak edilen nokta vardır boy kısalığı ile ilgili. Doğru. Öncelikle bu konunun tanımına başvuralım istiyorum ben. Boy kısalığı nedir? Nasıl tanımlayabiliriz? Evet. Boy kısalığı kişinin kendi yaş grubuna göre ortalama değerlere göre hesaplanan bir değerdir. İki standart sapma dediğimiz standart deviyasyonun altındaysa, örneğin diyelim ki 15 yaş grubu için bir boy ortalamamız var. Türk toplumunun ortalaması alınmış bir değer bildirilmiş. Eğer bunun iki standart sapma dediğimiz grafikler çıkartıyoruz. İki standart sapma altında veya çocuksa 3%'ın altındaki değerlerde bizler boy kısalığı vardır diye şüphelenebiliyoruz. Yani bir miktar formüllere dayalı, bir miktar genetik yapıya dayalı, bir miktar toplumun boy ortalamasına dayalı hesaplar ama ana temamızda çizelgeler belli, cetveller belli. İki standart sapma altı veya üçüncü %'ın altındaki değerlerini biz boy kısalığı tanımını yapıyoruz. Yani belli bir ölçütler vardır aslında ama altında birçok da faktör yatar. Tabii. Bulunduğu tabii. coğrafi durum, tabii genetik ki. Geçmişi. Tabii. Bunlar üzerinde tabii. önemli bir faktördür diyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Peki genel olarak baktığımızda boy kısalığının nedenlerini neye bağlayabiliriz hocam? Az önce bahsettiğiniz gibi beslenme problemleri, kalsiyum, D vitamini eksikliği, yine coğrafi olarak, coğrafyamız önemli tabii ki. Bireylerin ırkları, ırk yapıları, ırksal eğilimler, genetik eğilimler, eğer anne baba boyu kısaysa, toplumun genel boy ortalaması kısaysa çok uzun bireylerin dünyaya gelmesini beklemek biraz hayalcilik olur gerçekten. Genetik miras, genetik kültür diyoruz ya, ailemizin boy ortalaması. Onun dışında yaptığımız sporlar, çocukluk çağında biliyorsunuz basketbol özellikle tavsiye edilir. Niye? Boy uzasın diye. Çünkü zıplama hareketi eklemlere, diz eklemlerine olan yükü arttırır, süspansiyon görevi sağlar. Orada kıkırdak yapılarımız vardır. Çocuklar henüz ergenliğe girmedikleri için belli bir yaşa kadar o kıkırdak yapıları kemikleşmemektedirler. Kemikleşme olduktan sonra boy uzaması durur. Yani ergenlik öncesi bol bol zıplama hareketi, bol bol basketbol oynamayı öğütlersek evlatlarımıza bunların boyları daha uzun olacaktır. O süspansiyon, yük bindirme hareketi büyüme plaklarını artıracaktır, motive edecektir, bir impuls, bir uyarı sağlayacaktır ve çocuğumuzun boyu daha hızlı uzamaya başlayacaktır. Bunun dışında tabii ki bazı kronik hastalıklar, örneğin çocukluk çağında olan diyabet, şeker hastalığı, çocukluk çağında görülen işte tiroid hastalıkları, yine paratiroid bezinden bahsetmiştik ya evvelki programlarımızda. Kalsiyum fosfor dengesini sağlıyordu paratiroid bezimiz. Bu kalsiyum fosfor dengesiyle ilgili anomaliler çocukların boyunda kısalığa, kısa kalmaya sebep olabilmekteler. Yine çölyak hastalığı diyoruz, gluten enteropatisi, bir otoimmün bir hastalıktır. Bağırsaklarda emilim bozukluğu yaratır. Çocuk yeterli derecede beslense bile, gıda alsa bile bunlar emilemez. Bir dışkıyla atılır, ishal olur çocuklar, örneğin karın ağrısı, ishal atakları yaşarlar. Ve çocuğun büyüme aşamasında gerekli materyaller, kalsiyum, işte fosfor, D vitamini vesaire gibi pek çok yandaş etmenlerin ne yazık ki eksik kalması vücutta. Ve buna bağlı olarak da gelişme gerilikleri ortaya çıkmaktadır. Yani bu bir puzzle gibi düşünelim, bir bilmece gibi düşünelim. Beslenme, diyet, spor, genetik yatkınlık, coğrafi yapı, işte ırksal özellikler, toplumun yapısı, hepsi özellikle stres, psikolojik travmalar, örneğin işte araştırmalar yapılmış, yetimhanedeki çocukların mesela boylarının daha kısa olduğu saptanmış, psikososyal gerilik diyoruz bunlara, o tür psikolojik depresif haller, bütün bunlar çocuklarda ne yazık ki boy kısalığı tetiklemekte. Yani sadece organik olaylar değil, psikolojik olaylar, stresle başa çıkma, yoksunluk sendromu, anne babadan ayrı kalmak, örneğin evlatlık çocukların olması, anne babanın olmaması, çocukta stres yaratmakta ve santral sinir sisteminde hipofiz bezi üzerinde, hipofiz bezinden bahsetmiştik daha önceki yayınlarımızda. Hipofiz bezi beynimizin içerisinde bir salgı beziydi ve komut veriyordu tüm organlarımızı, değil mi? Komutlar veriyordu. İşte hipofiz bezindeki bazı aksaklıklar, sonuç olarak tüm sistemlere yansımakta ve çocuğun boyun kısa kalmasına sebep olmaktadır.
Evet. Çok etmenli bir olaydır yani kısacası. Evet, her şeyin başının stres olduğunu söylüyoruz aslında. Çocuklarda bile önemli yani. Evet. Bağdaştırınca evet. Mantıksız gelebilirdi ama açıkladıklarımızdan sonra büyük bir bağlantısı olduğu net bir şekilde görülüyor. Evet, evet. Büyümeyi sağlayan en önemli faktörlerden birisi de iskelet büyümesi. Tabii ki. Bu noktada boy kısalığının değerlendirilmesi gereken bir nokta olduğunu düşünüyorum. Bu kemik olgunlaşmasıyla nasıl bir bağlantısı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bebek çağında, bebekken kemikler henüz kıkırdak durumdalar. Hı-hı. Yavaş yavaş kemik yapılıp yıkılmaya başlıyor. Yani büyüme süreci içerisinde kemik dinamik bir süreç yaşar. Hı-hı. Kemik yapılır, yıkılır, kıkırdaklar kemiğe dönüşür. Bu büyüme süreci içerisinde, hatta geçen programda da bahsetmiştik menopoz, osteoporoz konusunu konuşurken, hı-hı, 30 yaşına kadar bireylerde maksimum kemik kitlesi oluşur diye konuşmuştuk ya. İşte bu bebeklik çağında, yani anne karnında başlayan bir süreç ve ilerleyen bir süreç. Hı hı. Bu noktada anne hamileyken aldığı kalsiyum, fosfor miktarı, beslenmesi, radyasyona maruziyet veya işte stres altında olması, hı hı, hepsi bebeğin gelişimini etkiliyor. Tabii ki bu noktada önemli. Kemik gelişimi de etkileniyor. Annede kalsiyum yetersizliği oluyorsa örneğin, yine bebeğe yeterli kalsiyum geçmeyebiliyor veya paratiroid bezinde bebeğin anomaliler varsa kalsiyum fosfor dengesi değişiyor. Kemiklerde yine problemler ortaya çıkabiliyor ve bazı genetik hastalıklar, bazı işte kulak anomalileri, böbrek anomalileri, büyüme gelişme gereklileri, dismorfik görünümler, yüz görünümleri, yani anomalili bebeklerden görürüz ya, Down sendromu vesaire, o tarz şeyler, genetik bozukluklar da iskelet sisteminin oluşumunda bazen ne yazık ki etkilemekteler. Örneğin Turner sendromlu çocuklara bakalım, kız çocuklarına. Boyları kısadır, adet göremezler, genetik bozukluktur. Yani genetik bozukluklar da hepimiz, her şeyimizi etkiliyor. Boyumuzu da etkiliyor, kemik yapımızı da etkiliyor. Bu anlamda bir etkileşim söz konusudur. Evet. Peki takvim yaşı ile kemik yaşının uyumlu olup olmadığı ölçülebilir mi? Tabii, zaten şimdi bizim çocuklarımız bize muayeneye geldiğinde, hekime gittiğinde, başvurduğunda aileler diyorlar ki çocuğun boyu kısa. Bakıyoruz, anne baba boyuna bakıyoruz, baba boyuna bakıyoruz. Hı hı. Ve bir formüle koyuyoruz bu değerleri. Anne ve baba boyunu formüle koyarak çocuğun olması gereken boy ortaya çıkıyor. Çok çok altındaysa diyoruz ki acaba çocuk ne zaman doğdu? Yani takvim yaşı, kronolojik yaş, çocuğun doğum tarihi. Ay, yıl ve gün olarak doğum tarihini soruyoruz. Fakat bir de kemik yaşı olayımız var. Bu ikisi uyumlu mu değil mi? Bu önemli. Kemik yaşında genellikle Sahil Black Grafisi deriz. Sahil'in filminin, röntgen filminin çekilmesiyle çocukların plaklarının açık olup olmadığı, ki ergenlikte az önce bahsettiğim gibi ergenlik sürecinde biliyorsunuz kızlarda östrojen hormonu devreye giriyor. Hı hı. Erkeklerde testosteron hormonu devreye giriyor ve kıkırdaklar artık kemikleşmeye başlıyor ve boy uzama plakları artık işlevini yitiriyor. Yani boy uzaması durmaya başlıyor. Onun için biz hep bakarız. Çocuğun kemik yaşı ile kronolojik yaş, takvim yaşı uyumlu mudur? Hı. Çocuk geride midir? Anne babanın boyu nedir ki? Çocuğun boyu ne olsun? Hedef boyu nedir? Yani formülde koyarız, formülden bir çıkarsama yaparız. Bütün bunlar çok etmenli şeyler yani. Hı hı. Hepsini tek tek her ayağını konumlandırmak lazım tedavide de. Evet. Peki mutlak boydan ziyade büyüme hızının önemini vurgulamak mümkün mü acaba? Tabii. Ve mutlaka aileyi sorgularız. Deriz ki örneğin bebek ise işte 0-6 yaş grubu ayrı, işte 6-10 yaş grubu ayrı, 10 yaştan sonra ergenlik olan dönemler ayrı. Her yıl çocuğun alması gereken boy farklı. Hı-hı. İlk yıllarda boy uzaması daha fazla. Yılda 10-12 santimetre, 15 santimetreye kadar çıkabiliyor. Ama ergenlikten sonra işte 4-6 santimetre, 8 santimetre çocuğun alması bekliyoruz. Ama dediğim gibi bazen işte beslenme problemleri devreye giriyor, psikolojik problemler devreye giriyor, yoksunluk sendromları devreye giriyor veya genetik hastalıklar tespit edilebiliyor. Hı-hı. Karaciğer, böbrek yetmezliği, tiroid ve paratiroid bezlerinde aksaklıklar, sorunlar ortaya çıkabiliyor. Ve bütün bunlar çocuğu geride bırakabiliyor. Bazen de bakıyoruz ki hiçbir şey yok. Çocuk yaşıtlarından biraz geri. Ama catch up growth diyoruz. Yani belli bir süre sonra çocuk yaşıtlarını yakalıyor. Herhangi bir tedavi olmaksızın bir çocuk o sırada duraksama sürecine geçmiş bulunuyor. Ama panik yapmasın ailelerimiz. Yani çocuklar çoğunlukla bu dönemi yakalayabiliyorlar. Herhangi bir tedavi görmeksizin de. Ama tabii ki yıllık işte çocuğun aldığı boy, yıllık uzama miktarı. Tabii ki ailelerin dikkat etmesi gereken şey bu. Çocuğun boyu bir yılda ne kadar uzamış? 6 ayda ne kadar uzamış? Bunları mutlaka not etsinler, yazsınlar, ölçsünler.
Eğer hakikaten yılda diyelim 1-2 santim uzuyorsa çocuk, diyelim 10 santim uzaması gereken bir süreç içerisinde ilk 0-6 yaş grubunda ama çocuk uzamıyor. 1-2 santimetre önce uzuyor. Mutlaka hekime başvurmaları gerekiyor bu durumlarda. Mesela son bir yıldır elbise ölçülerinde bir değişiklik olmadıysa. Tabii ki. Ayakkabı ölçüsü, elbise ölçüsü, işte pantolon boyu vesaire zaten aile onu algılar. Bilinçli bir aile ise eğer zaten gözlemleyecektir. Ama mutlaka atlanmaması gereken bir durum. Çünkü art tedavisi de tabii ki mümkün. Bazı hormonlarla, büyüme hormonu dediğimiz hormonlarla bunlar zaten takviye edilebiliyor. Tabii bazen de gerek yok bunlar. Aileler kendileri biz büyüme hormonu başlamak istiyoruz çocuğumuza diye taleplerle gelebiliyorlar. Hani gerekli vakada gerekli tedaviler öneriyoruz. Her çocuğa da hormon tedavisi verelim yaklaşımda değiliz. Önermiyoruz. Hakikaten gerekiyorsa, çünkü bunlarda bazı testlere tabi tutulması gerekiyor çocuğun. İşte büyüme hormonu miktarı ölçülüyor, bazı stimülasyon testleri yapılıyor. Örneğin büyüme hormonunu stimüle eden ilaçlar veriyoruz. Büyüme hormonu artıyor mu artmıyor mu ona bakıyoruz. Bunlara göre artma hızı düşükse işte ona göre partilerler kullanıyor. Yani çok soluklu bir test aşamaları yapılması gerekiyor. Hani birdenbire çocuğum geldi, boyu uzamıyor, hormon vereyim olayı kabul edilemez bir durum. Ama hani testlerle hakikaten kemik yaşı, işte kronik yaşa göre gerideyse, işte bir anomali varsa veyahut da geride kalmışsa büyümesi, o zaman tabii ki öneriyoruz tedavilerini. Peki hocam, belli bir standart var mıdır boyla alakalı? Mesela şu yaşta şu boya sahip olmalı bir kadın veya bir erkek şeklinde bir dağılım söz konusu mu? Toplumlardan toplumlara değişir bu. Bilirsiniz kuzey ülkelerinde, işte İsveç, Norveç, Danimarka'da, Rusya'da mesela işte boy ortalamaları çok farklıdır. Türkiye'de farklıdır. Türkiye'de genellikle hedefler, yani boy kısalığı olan bir çocukta hormon deplasmanı yaptığımızda eskiden işte kız çocuklarını 1.55 hedeflenirdi. Şimdi 1.62 hedefleniyor artık yani. 1.62 santimetre, yani 1 metre 62 santimetre. Erkeklerde 1.70-1.75 gibi boylar hedefleniyor. Yani geçmiş yıllarda bunlar, bu şeyler daha düşük tutuluyordu. 1.55-1.65 gibi, kızlarda 1.55, erkeklerde 1.65 gibi. Şimdi yıllar içerisinde biliyorsunuz nesilde biraz büyüyor, irileşti yani nesilde. Yeni nesiller tabii artık biliyorsunuz, geride olup gıdalar, işte tavuk yemlerindeki büyüme hormonları, her türlü gıdanın içinde hormon var. Zaten büyüme hormonu zaten sebzede, meyvede zaten olan şeyler yani. Biliyorsunuz ki büyüme hormonları konuluyor içerisine. Yeni nesil yerleşti zaten. Bizim zamanımızdaki gibi değil tabii hiçbir şey. O yüzden hedef boylar da arttı. Evet, dışarı çıktığımızda bunun farkına varıyoruz zaten. Tabii. Eskiden o yaş aralığı, belli bir yaş aralığı daha minyonken, evet, daha kısa boyluyken. Şimdi biraz daha uzun boylu bireyler söz konusu, ergenler söz konusu. O yüzden hedefimiz de tabii ki değişti. Yani hedef de zaman içerisinde değişebiliyor. Hatta bu büyüme hormonu eksikliği sırf çocuklarda görünmüyor. Büyüklerde de, erişkinlerde de görülebiliyor. Tabii mesela bir erişkin artık boy uzamasını tamamlamış, plakları kapanmış. Ama bazen halsizlik, yorgunluk oluyor, performansta düşmeler, konsantrasyon güçlükleri, ciddi mesela spor yapamama performansta ciddi gerilemeler söz konusu olabiliyor. Veya kan şekeri dengelerinde değişimler, hipoglisemi atakları. Bakıyoruz ki büyüme hormonu eksik bireylerde. Evet. Hatta anti-aging bile, yani yaşlanma karşıtı olarak da büyüme hormonu önerilen durumlar söz konusu olabiliyor. Yaşam kalitesini arttırmak adına erişkinler için söylüyorum. O noktada iyi değerlendirmek gerekiyor. Growth hormonu, büyüme hormonu hem çocuklarda hem erişkinlerde yeri olan hormonlar ama tabii ki uygun vakada, uygun zamanda, uygun miktarda önerilmesi gereken şeyler. Yine herkesin kafasına göre kullanamayacağı, tabii, çünkü masum hekime değil, başvurması gerektiği masum bir durum. Değil. Büyüme hormonu da sonuçta bir hormon ve masum değil. Tümör tetikleyebilir, işte lösemi lenfoma dediğimiz veya santral sinir sistemi tümörleri olabilir, karaciğer tümörleri vesaire gibi. O yüzden kontrollü olarak verilmesi gereken, doktor kontrolünde verilmesi gereken, uygun vakaya verilmesi gereken ilaçlardır. Onun için de aileleri bilgilendirmekte fayda var. Evet. Peki ölçüm alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Doğru boy ölçüsüne ulaşabilmek adına. Çocuklarda aslında kulaç uzunluğu, örneğin şu şey deriz, kafatasın üzerindeki vertexten şu kalça kemiği dediğimiz kalça kemiği ve kalça kemiğinden topuğa kadar olan kısımlar. Bunların oranları var. İşte 1/1 oranında mı, kaç oranında? Bütün bunlar bizim için önemli. Kulaç boyu çocuğun nedir? Kollarını açtığındaki işte kulaç boyu ölçümleri, oturduğu zaman ki olan ölçümler. Yani sadece uzunluk olarak sadece, değil. Sadece kafatasın üzerindeki noktadan topuğa kadar olan noktalar değil. Kulaç uzunluğu da, evet, kalçadan işte topuğa kadar olan uzunluk,
yine kalça kemiğinden, pelvisten, kafatasının üzerindeki verteks noktasına kadar olan uzunluklar, hı-hı, hep bunlar proporsiyon dediğimiz oranlar dahilinde. Yani, hı-hı, proporsiyonda bozulma olmaması lazım. Hı-hı. Orantısız olma durumu söz, evet, konusu olabilir. Evet, kulaç yani uzunluğu fazla, işte topuk, işte verteks, topuk, pubis oranları vesaire, bunların hepsi, hı-hı, harmanlanarak skalalar halinde dokümente ediliyor. Bunlar hesaplanarak tedariler veriliyor. Yani, hı-hı, sadece bir boy uzunluğu duvara dayalı, çocuğu duvara yaslayalım da, hı-hı, efendim topuğundan işte kafatasındaki noktaya kadar ölçelim, hı-hı, en yüksek noktaya kadar değil yani. Aslında halk arasında bilinen, tabii, tabii, ölçüm şekli, ölçüm şekli oldu. Klasiktir ama değil, evet, yani işte dediğim gibi pelvisle en üst nokta, yine pelvisle topuk, hı-hı, ve kulaç uzunlukları da bizim için son derece önemli ölçümlerdir. Hı-hı. Evet. Peki engelleyebilir miyiz boy kısalığını hocam? Tabii ki her şeyi engellemek elinizden geldiğince mümkün. Yani hep diyoruz koruyucu hekimlik, koruyucu hekimlik her zaman. Evet. Diyabette olsun, tiroidde olsun, işte diğer D vitamin eksikliğinde, hı-hı, konuştuğumuz konular. Ne, evet, diyoruz? Yani çocuklarımızı, programın en başından beri o kadar olumlu yaklaşıyoruz ki sağlık, evet, sorunları, evet, ama evet, sizden öğrendiğimiz nokta her şeyin bir çözümünün bulunacağı, evet, yönünde. Bu yüzden sorma, evet, gereği duydum. Çok doğru. Bizim amacımız problem oluşmadan ne yapabiliriz? Yani koruyucu hekimlik. İlk önce amacımız bu olmalı yani. Daha sağlıklı bireyler, hı-hı, yetiştirmek. Boyu daha uzun tabii ki. Zaten ortalama boy uzadı demiştik, konuşmuştuk. Daha sağlıklı, yaşam kalitesi daha yüksek değil mi? Daha öz bakımı yüksek, hı-hı, vesaire bireyler yetiştirmek amacımız zaten. Evet. Onun için anne babalar olarak çocuklarımızın beslenmesi, yeterli miktarda kalsiyum alıyor, hı-hı, mu? Süt, yoğurt, peynir tüketimi, işte protein alımı yeterli mi? Et, İşte, hı-hı, sebze ağırlıklı vesaire, vitaminleri yeterli alıyor mu, D vitaminini alıyor mu vesaire, değil mi? Spor yapıyor mu çocuğumuz? Hı-hı. Bütün bunlar yeterli, uyuyor mu? Bu çok önemli, uyku konusu uyku çok konusu önemli. Niye? Çünkü büyüme hormonu uykuda salınan bir hormon. Hı-hı. Böyle pulsasyonlar halinde zaman zaman dalgalanmalar gösterir. Hı-hı. Sabaha karşı özellikle saat 3 civarlarında hem stres hormonları artar hem büyüme hormonlarında dalgalanmalar gerçekleşir. Hı-hı. Yani çocuğun büyümesi uykuyla ilintilidir. Uykusuz çocukta büyüme daha zor olur, daha geç olur. Hmm. Uykusuz çocuk daha geç büyür. Onun için anne babaların çocuklarını erken saatlerde yatırmaları ve yeterli, hmm, uyku kalitesini sağlamaları, yapılandırılmış ortam yaratmaları, bunların peki, hepsi bir önemlidir. Kaç saat uyuması gerekiyor o büyüme hızını yakalayabilmesi tabii adına? Yani çocuktan çocuğa değişir. Hmm. Biraz genetik yapı da önemli ama yani bir 8-9 saat, 8-9 hatta saat, zaman zaman daha küçüklerde 10 saat, hı, kadar yaş ilerledikçe o ihtiyaç tabii azalıyor. Süre azalıyor, sanıyorum, aynen, hı-hı, öyle. Okul çağı farklı, bebeklik çağı ayrı, işte adolesan dediğimiz ergenlik, hı-hı, çağındaki dönemlerde uyku ihtiyaçları farklı ama hayatın her döneminde ve biz kendimizden pay biçelim. Biz ilişkin olarak uyumazsak mesela gergin, stresli oluyoruz değil mi? Hı-hı. Çünkü stres kas sayımız artıyor, o, hı-hı, güne daha toleranssız başlıyoruz, daha kolay sinirleniyoruz. Tabii, o yorgunluk ve stres hali, aynen, bütün güne yayılıyor. Bir de bunun çocukluk çağında olduğunu düşün, okula giden bir çocuk, dersleri var, hı-hı, sınavları var. Bu çocuk bununla çok zor başa, zor başa çıkabilir. O yüzden bir anne baba olarak da beslenme, spor, uyku süresi, uyku miktarı, uyku kalitesi, hı-hı, her anlamda ve sevgi. Her şeyin başı sevgi, evet, değil mi? Dedik yoksunluk sendromu. Anne baba evde var ama sevgisi olmayabilir. Hı hı. Bir anne babadan çok daha fazla sevgi veren bir aile bireyi, anneanne, büyük baba, işte büyük anne, babaanne olabilir. Değil mi? Bütün bunlar sevgi, paylaşım önemli. Her şeyin başı sevgidir. Hı hı. Yapılandırılmış bir ortam derken lütfen sevgiyi göz ardı etmeyelim. Bu önemli noktalardan, evet, biridir. Çünkü yoksunluk, sevgi yoksunluğu, sevgi açlığı da çocukları son derece etkiler, büyümelerini, hı hı, engelleyen bir durumdur. Bu gibi şeylere dikkat etmemiz yeterlidir zaten. Evet. Bir su damlası gibi düşünürsek eğer, hı-hı, başta sevgiyle yayılan, hı-hı, ve hı-hı, eğer eksikliği varsa sağlık sorunlarına sebebiyet veren bir durum. Doğru, bir gerçekten süreçtir. Çok doğru bir nokta yaparsınız. Hani kelebek etkisi, ufacık bir şey yaparsınız, evet, onun etkisi dalga dalga yayılır ya. Böyle, aynen, bir şey öyle bu yani. Sevgisiz hiçbir şey gerçekleşmiyor gerçekten yani. Evet. Su kristali dediğiniz gibi sevgi dalgaları, hı-hı, yayılmaları önemli şeyler bunlar. Aynen. Hep bir algı vardır sütün boyu uzattığı, hı-hı, ile alakalı. Çocukken de bizlere sürekli süt içmemiz konusunda telkinde bulunurdu büyüklerimiz. Doğru, doğru. Ne tür bir faydası var acaba boyun, tabii, büyümesi konusunda? Hem kalsiyum içeriğinden, hı-hı, dolayı. Kalsiyum zaten kemiğin temel bileşeni. Hani dedik ya, kemik yapısında geçen hafta konuşmuştuk, kolajen sentezi var, kalsiyum kristalleri var, bazı işte materyaller var kemikte, kortikal kemik dedik, hı hı, sert kemik, sponjoz kemik, yumuşak kemik, süngerimsi kemik. Ve kemik dinamik süreç yaşıyor, yapılıyor, yıkılıyor sürekli bir dinamik bir döngü içerisinde. Kalsiyum burada temel bileşenlerden biri.
Kalsiyum, fosfor ve D vitamini etkileşimleri. Yurt dışında mesela D vitamini katkılı sütler var. Türkiye'de de artık yavaş yavaş sütlere, gıdalara D vitamini takviyesi yapılmaya başlandı ama eski yıllarda D vitamini takviyesi yoktu bu ürünlerde. Çocuk hekimleri olsun, diğer hekimler olsun D vitamin damla olarak dışarıdan verirdik. Hali hazırda veriyoruz zaten. Yani kalsiyum bunun bileşeni. Tabii ki yine yaş gruplarına göre D vitamini ihtiyaçları da değişir. Bebeklik çağında farklı, işte 6-10 yaş arası, adolesan dönemi, ergenlik dönemi veya yaşlılık döneminde alınması gereken D vitaminleri farklı miktarda, farklı ünitelerde, işte 400 üniteden başlıyor. 1200 üniteye kadar, işte menopoz dönemindeki kadınların alması gereken ünitelere kadar bir yelpaze içerisinde ihtiyaçlarımız değişiyor. O yüzden uygun vitamin, uygun yaş aralığında, uygun dozda mutlaka takviye edilmeli. Bu anlamda hem kalsiyum hem de D vitamini olmazsa olmaz ihtiyaçlarımızdan biri. Peki belli bir yaştan sonra etkisi olur mu? Ne kadar süt içersek içelim? Şimdi 30 yaşına kadar bebeklik çağında doğuyoruz, büyüyoruz ya 30 yaşına geliyoruz. 30 yaşına kadar biz artık kumbaraya paramızı biriktiriyoruz. Kalsiyumlarımızı, kolajen, işte kemik yapılarımızı sertleştiriyoruz, sağlamlaştırıyoruz, bir meblağ oluşturuyoruz. 30 yaşından sonra da bu kitleyi korumaya çalışıyoruz çünkü yeniden bu kemik kitlesini, buna maksimum kemik kitlesi diyoruz, üzerine bir şey ekleyemiyoruz fakat olanı korumaya çalışıyoruz. Yani 30 yaşından sonra alacağımız her türlü kalsiyum, işte D vitamin takviyesi bizim mevcudiyetimizi korumamıza, bankamızdaki kalsiyum ve fosfor kemik miktarını, kalitesini korumamıza yardımcı oluyor. Tabii ki hayat her deminde, her alanında, her yaşında olmazsa olmaz ihtiyaçlar bunlar. Evet, geçen hafta da konuşmuştuk kemik erimesi geçen konusunda. Hafta menopoz, osteoporoz bağlantısını konuşmuştuk. Bu hafta biraz daha yaş ortalamasını indirdik. Evet. Sorularımız da geliyor. İzleyicilerimizin ilgisini çeken bir konu. Bakalım isterseniz. Mesela Yıldız Aksu sormuş. Beslenmenin boy için önemi nedir? Severek takip ediyoruz demiş kendisi. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun Yıldız Hanım da. Biz de yararlı olmaya çalışıyoruz. İnşallah faydamız oluyorsa ne mutlu bize. Biz teşekkür ederiz. Aracı olarak faydalı oluyorsak ne mutlu bize. Tabii şimdi beslenme, yediğimiz, içtiğimiz gıdalar, onların kaliteleri, içlerindeki miktarlar, işte vitamin miktarları, kalsiyum miktarları, bunların hepsi önemli. Diyoruz ya, kaliteli gıdalar yiyelim, içelim. Örneğin işte fast food tüketimi, çok moda ya çocuklar arasında, işte hamburger tüketelim, işte pizza yiyelim vesaire. Çocuklarımıza diyoruz ki, sebze, meyve ağırlıklı, süt, yoğurt, değil mi? Peynir. Bu ürünlerden zengin bir gıda indeksi yaratarak, portföy yaratarak besleyelim. Sabah kahvaltısını, yumurtasını mutlaka yesin, sütünü mutlaka içsin, balını tüketsin. Çoğu çocuk mesela sabah kahvaltısını geçiştiriyor. İşte bir simit, işte bir çikolata tarzı tatlı, işte brownie demek istemiyorum da, brownie bir marka değil zaten. Evde de brownie yapılıyor. Tabii bir tatlı çeşidi sonuç olarak. Yani karbonhidrat alıp çocuk güne başlayabiliyor kahvaltı niyetine. İşte bunları yapmayalım. Dedim ya, mükellef olmasa bile ama proteini, sütü, işte yoğurdu yanında yumurtası desteğiyle, zeytiniyle mutlaka yine tam tahıllı ekmeğiyle ama ekmek de fazla olmamak kaydıyla yine hem karbonhidrat hem protein dengesini sağlamak kaydıyla mutlaka buna özen gösterelim. Yani beslenme zaten bu işin temelidir. Olmazsa olmazıdır yani. Ekmek konusuna değinmişken, ekmeği fazla tüketmemek gerekiyor ama sanırım onun da ihtiyaç duyduğumuz besin minerallerini içerdiğini söylemek mümkün. Örneğin biliyorsunuz şimdi seyircilerimiz de mutlaka hepsi bilinçli ve inceliyorlar. Yani tamamen kesmek de doğru değil, değil mi? Zaten belli bir miktarda karbonhidrat almak gerekiyor ekmek olarak da. Ama işte biraz daha böyle lifli, kepek içeriği olan veya işte protein içeriği fazla. Chia tohumu biliyorsunuz biraz moda oldu şimdilerde. O da biraz protein içeriğini arttırıyor. Veya ruşeyim dediğimiz. Daha tok tuttuğu doğru mu peki? Doğru. İçeriği hem lifli hem besin değeri bu anlamda daha yüksek. Örneğin ruşeyim dediğimiz, şunu düşünelim. Bir ton buğdaydan 1 kilogram elde edilen bir şey. Buğday embriyosu ruşeyim. İçinde lözin, lisin, işte gibi amino asitleri barındıran, işte selenyum, magnezyum, çinko gibi içerikleri fazla olan gıdalar, ekmekler söz konusu artık. Bir miktar bunları hani öneriyorum ben çocuklarımız için de. Ama gebelere pek hani gebelere önermiyoruz. Gebelere chia tohumu pek önermiyoruz. Ondan sonra ona dikkat etsinler. Ama çocuklarımız için protein içeriği yüksek lifli gıdalar mutlaka önerilen şeylerdir. Bu gibi gıdaları tüketebilirler ekmek olarak da.
Evet, bu güzel önerilerden sonra diğer sorumuzu alalım Sercan'cığım. Necla Kastan sormuş, eklem ağrıları çeken ergen bir çocuk boy uzama döneminde midir? Tabii şöyle ki boy uzama sırasında da malum bir takım ağrılar yaşanır. Çocuk mesela gece uykudan uyanır, anne babasının yanına koşarak gelir. İşte anne baba uyuyamıyorum, dizim ağrıyor, işte ayak bileğim ağrıyor vesaire. Bu çok doğal bir süreçtir. Tabii ki hani önemsenmesin demiyorum. Mutlaka yine bir çarpma, düşme, kaza, işte bir spor yaralanması vesaire sorgulanmalı tabii ki. Altta yatan bir şey var mı diye. Yani Allah göstermesin, bazen çocuklarda da kemik tümörleri olabiliyor, yumuşaklık tümörleri olabiliyor. İşte osteosarkom gibi daha farklı tümörler. Bunları atlamamak tabii gerekiyor ama çoğunlukla ergenlik dönemindeki bu tür ağrılar geçicidir, boy uzamasıyla ilintilidir. Yani tamamen böyle fizyolojik ağrılardır. Bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Evet, son sorumuz Fatih Ulusoy'dan gelmiş. Basketbol oynamak ve sporla ilgilenmek boy için gerçekten önemli mi diye soruyor Fatih Bey'e. Teşekkür ediyoruz. Çok doğru. Tabii ki her türlü sporun yararı var. Yani yüzme sporundan tutun yürümeye kadar işte voleybol hepsi yararlı. Niye? Çünkü zaten biz bir şekilde yine yaşam kalitemizi arttırıyoruz, beslenmemizi ona göre yapıyoruz, sağlıklı yaşama çalışıyoruz. Fakat niye basketbol diyoruz? Çünkü zıplama hareketi bir impuls, bir uyarı yaratıyor. Diz eklemlerinde az önce de bahsettiğim gibi çocuklarda henüz diz eklemlerindeki kemikler kıkırdaklaşmış durumda, yani kemikleşmiş durumda değiller. Kıkırdaklar zıplama hareketiyle beraber birbirlerine süspansiyon uyguladıkça bir impuls, bir ivme oluşuyor. Ve kemik boy uzaması, ivmesini arttırıyor. Daha çabuk bir şekilde ivmeleniyor çocuğun boy uzaması. Yani bu bizim için bir uyarı niteliğinde. Nasıl hani elektrik şeyine, fişine bir priz bir fiş takarız, yani elektrik etkinin söz konusu olur. Bu da bir uyarıdır bizim için yani. Zıplama, süspansiyon, impulsu yaratarak boy uzamasını hızlandırır. Ama tabii ki ergenlik döneminde, işte kızlar adet görmeye başladıktan sonra veya erkekler işte ergenliğe geldikten sonra bu kıkırdak yapıları, diz eklemlerinde kıkırdak yapıları kemikleşmeye doğru gidiyor. Epifiz plakları diyoruz. Epifiz plakları kapanmaya doğru gidiyor. İşte hatta sağ el bilek krepsi çektiririz. El bilek krepsinde işte deriz ki acaba doku plak duruyor mu, durmuyor mu yerinde? Yani kıkırdak mı var, kemikleşmiş mi acaba? Tedavileri de buna göre planlarız. Yani ergenliğe kadar örneğin bol bol çocuklarımızın zıplatma hareketi yapmak, basketbol oynatmak çok ciddi anlamda boylarını uzatmalarına yardımcı olur. Tabii ki uygun kalsiyum, işte D vitamin takviyesiyle beraber olmak kaydıyla ve temeli sevgi tabii ki. Tabii ki. Sevgi, beslenme ve spor tabii ki temellerimiz bizim. Evet. Spor konusuna değinmişken ben pilatesin boyu uzattığı söylenir. Ben bunu test etmek amaçlı bir durum söz konusu oldu. Pilates ve esneme hareketini yaptıktan sonra esneme yaptığım bacağım diğer bacağımdan birkaç santim daha öndeydi. Evet. Gerçekten de demek ki, faydası olan bir durum. Tabii şimdi tabii kemik uzamasından tabii ki onun da şeyi var ama bir yumuşak dokuyla uzatıyorsunuz. Siz örneğin işte bel fıtığı, boyun fıtığı vesaire ara derecede fıtıklar yoksa zamanla bu omurluyoruz ya omurgamız, omurliğimiz. Omurların arasındaki aralıklar arttığı için pilatesle uzama hareketleriyle birlikte bir miktar rahatlama, gevşeme söz konusu oluyor ve boy uzayabiliyor. Evet, haklısınız yani. Evet. Mesela yattığımızda yatıyoruz, sabah kalkıyoruz ya, yatar pozisyonda yer çekimi etkisinden dolayı mesela ayaktayken gün sonunda boyumuz daha kısa olur. Yer çekimi etkisinden dolayı. Ama yattığımızda ve sabah kalktığımızda boyumuz daha uzundur. Böyle bir garip bir durum var. Çünkü yer çekimi bizi aşağıya doğru çektiği için, işte hep eklem omurların arasındaki mesafe kısaldığı için. Evet. O yüzden pilates, uzama egzersizleri falan ve bunların hepsi boyu uzatırlar gerçekten de. Doğru, boyu var yani. Gerçekten de. Demek ki bunu bir yaşam standardı haline getirirsek. Evet, evet. Her anlamda yaşam kalitemizi arttırmış olur. Boy uzamasına da etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Evet, büyüme bir çocuğun sağlıklı olması için büyük bir gösterge. Biz de bugün bu konuya değindik. Son olarak boy kısalığıyla alakalı neler söylemek istersiniz programın sonuna yaklaşırken? Şimdi tabii pek çok izleyicimizin boyu kısa olabilir. Endişeye kapılmasınlar. Sonuçta bu ailesel bir özellik olabilir, genetik olabilir. Bununla mutlu olmak lazım çoğunlukla. Yani kendimizle barışık olmamız lazım. Önce iç barış sonra dış barış diyoruz ya. Kendi kendimizi seveceğiz, sayacağız ki bizim etrafımızda bizi sevsin ve saysın. Eğer bir patolojik durum yoksa
zaten sorun yok ama işte konuştuğumuz az önceki konular, bir karaciğer böbrek hastalığı varsa çocuğumuzun gelişimi etkileyebiliyor, bir bağırsak hastalığı varsa çölyak gibi etkileyebiliyor. Yani altta yatan bir endokrinolojik problem varsa mutlaka bunların tedavilerini yapmak lazım ama herhangi bir sorun yoksa ve bu genetik mirasımızsa mutlaka bağışık olmayı öğrenmemiz gerekecektir yani. Evet, programda standartları konuştuk. Ne durumda boy kısalığı tanımının konması, tanısının koyması gerektiğini biraz konuştuk. Biraz formüllerle ilgili onlar zaten. Evet. Matematiksel hesaplar var orada biraz. Evet, bu noktada aileleri de bilinçlendirdiğimizi düşünüyorum hocam. Tabii çok ki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Konuğumuz ederim. Konuğumuz olduğunuz, bu önemli konuya parmak bastığımız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili Yeni Gün TV izleyicileri, bugün iç hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı doçent doktor Ece Harman ile birlikteydik. Boy kısalığını konuştuk. Haftaya bambaşka bir konuyla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.